Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Burak Yetiş. Siemens NX2312 eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu eğitim serimizin dördüncü videosu arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere mouse hareketlerinden ve görüntüleme ile ilgili klavye sorunlarından bahsedeceğim. Arkadaşlar niçin mouse hareketlerinden bahsediyorum? Bir parçayı görüntülemek ve parçanın etrafında inceleme yapmak için mouse hareketlerini bilmeniz şart. Yani temel seviyede ilk defa Siemens NX öğrenen kullanıcılar için bahsediyorum bunu. Eğer bu işte bahsettiğim şeylerden birkaçına ya da bir takım bilgilere vakıfsanız diğer videoları izlemenizde de fayda var. Hani vakit kaybetmemeniz açısından bahsediyorum. Ama ilk defa öğrenenler için şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda ilk bahsedeceğim hareketim orbit hareketi arkadaşlar. Hatta öncelikle zoom hareketinden bahsedelim. Çünkü en basit hareketlerden biri o. Mouse'un orta tekerinde yukarı ya da aşağı doğru hareket ettirdiğiniz zaman istediğiniz bir noktaya zoom çekebiliyor. Yani imleciniz ne taraftaysa, mesela örnek veriyorum, şu çapa doğru odaklanmak istiyorum ve bu çapa doğru zoom çekiyor. Yani imlecinizin olduğu noktaya doğru zoom çekiyor aslında. Bir diğer hareketimiz de şu arkadaşlar. Yine zoom hareketi. Ama mesela mouse'un orta tekerine basılı tuttum. Aynı zamanda CTRL'ye basılı tuttum. Ve mouse'umu yukarı doğru, aşağı doğru hareket ettirdim. Bu şekilde odaklandığı noktaya da zoom ya da dezoom hareketi yapabiliyor. Bir diğer hareketimiz ise orbit hareketi arkadaşlar. Burada şimdi iki tür orbit hareketi var. Bu orbit hareketlerinden birisi direkt basılı tutup mouse'un orta tekerine sağ sol yukarı aşağı özgürce hareket ettirdiğimiz orijin noktasını referans aldığı orbit hareketi. Bir diğer orbit hareketimiz ise arkadaşlar, örnek veriyorum, bir noktaya odaklandım ve bu noktadan mouse'un orta tekerine basılı tuttum bir müddet ve imlecimin üstünde şöyle bir mavi daire belirdi. Bu daire belirdikten sonra mouse'umu hareket ettirdiğimde bu daireyi referans alarak parçamı hareket ettirir ve görüntüler bana arkadaşlar. Tabi örnek veriyorum, bu şekilde yaparken cismi kaybettiniz. Yani geometriyi kaybettiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Direkt bunun içinde bir kısa yolumuz var. Klavye kısa yolumuz var. CTRL F. Yani ekrana fitleme. Fitlemeden kastım ekrana getirme. Şöyle de kodlayabilirsiniz kafanızda. Mesela Word ya da Excel kullandığınız zaman bir belgede, yani herhangi bir belge görüntüleyiciyi kullanırken bir şey aratacağınız zaman ne yapıyorsunuz? Ctrl F'e bastığınız zaman karşınıza aratacağınız toolbar geliyor. Burada da aynı mantık. Parçayı bulmak için ne yapmanız gerekiyor? Kaybettiniz mesela uzayda. Ctrl F'e bastığınız zaman direkt sizi geometrinin üzerine getiriyor arkadaşlar. Hani orijini referans alarak getiriyor tabii ki de. Siz orijin dışında bir yerde çizdiyseniz size direkt orijini getirir. Onu da söylemiş olalım. Bir diğer hareketim ise neydi? Pan hareketi. Bunun içinde Shift artı mouse'un orta tekeri. Yani pan hareketi de ekrana sığdırmanın bir diğer yolu arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum, sağda solda yukarı doğru yani montaj bir parçada çalışıyorsunuz. Başka bileşenleri görüntülemek istiyorsunuz. Bu aşağıda kaldı, örnek veriyorum. Aşağı doğru ya da yukarı sağa sola doğru mouse'un orta tekerine ve shift tuşuna basılı tutarak kaydırma işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında bahsedeceğim bir diğer hususta görüntüleme seçeneklerinin mouse hareketindeki kısa yolu. Yani görüntüleme seçeneklerine kastım ne? Parça görüntüleme seçenekleri. Sağ tıka basılı tuttuğunuz zaman bakın wireframe'ler gözüküyor burada. İşte parçayı analiz edebileceğiniz şeklinde, yani işte çizgisel olarak görüntüleyebileceğiniz şeklinde. Bunun üzerine bastığınızda, yani face analysis diye geçiyor. Shift A diye kısa yol tuşu varmış. Bakın bundan bahsediyor. Ben Shift A'ya bastığım zaman bunu görüntüleyebiliyorum. Ya da sağ tıka basılı tutup yukarı doğru kaydırdığım zaman Shift S, Fully Shaded diyor. Yani full yüzeyli, kenarlı. Buna bastığım zaman da bakın bu şekilde parçamı görüntüleyebiliyorum. Yani bir diğer hususta
Face edges dediği bir şey, yani yüz kenarları dediği bir şey var. Yanında da shift D kısa yolu yazıyor bakın arkadaşlar. Basılı tutup sağ üst köşeye kaydırdığım zaman da direkt bu şekilde parçamı görüntüleyebiliyorum arkadaşlar. Üstüne bir daha geldiğim zaman tekrar eski haline getirmiş oluyor. Bakın bir diğer durum da Snap View, yani F8. Ondan da bahsederim. Bunu atladık arkadaşlar. Çok özür dilerim. Örnek veriyorum. Siz parçanın herhangi bir yerine bakacaksınız. Yani herhangi bir noktasından izometrik bakıyorsunuz. Daha doğrusu öyle anlatalım. Parçaya dik bakmak istediniz. Ama mesela üst düzleme daha yakınsınız. Hani senaryomuz bu şekilde olsun. F8 butonuna bastığınız zaman üst en yakın düzleme dik bakar arkadaşlar. Biraz daha akıllı bu. Yani SolidWorks'te ne yapıyorsunuz? Direkt düzleme dik bakıyorsunuz. Bunda öyle bir durum söz konusu değil. Ya da size soruyor. Space'e bastığınız zaman bir küp geliyor. Altıgen diyorum, çok özür dilerim. Bir tane küp geliyor. O küp üzerine bastığınız zaman işte görünümleri işte çapraz olarak, izometrik olarak, perspektif olarak, trimetrik olarak görüntüleyebiliyorsunuz SolidWorks'te. Burada böyle bir durum söz konusu değil. Direkt en yakın düzleme dik bakabiliyor arkadaşlar. Bunun dışında bahsedeceğim başka bir husus kalmadı. Ha pardon, çok özür dilerim. Şunu da atlamadan bahsedeyim. Ekranın sol alt köşesinde şöyle bir koordinat sisteminin kübü var arkadaşlar. Bu küpten de istediğiniz şekilde düzlemleri görüntüleyebilirsiniz. Bu şekilde direkt üzerine tıklayarak ya da bakın şöyle açı girelim. 45 derece açıyla döndürüp bakabilirsiniz mesela. Bu şekilde trikleri, nüansları var arkadaşlar. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mustafa Karaca kanalına abone olup videolarına like atmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.